Merhaba dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Gönlümüzün, aklımızın hep orada olduğu afet bölgesindeki hemşerilerimize Allah yardım etsin arkadaşlar üzüntümüz büyük hala devam ediyor. Ama bizim yapabileceğimiz neyse onu yapıyoruz arkadaşlar millet olarak. Yani bunu da görüyoruz. Herkes bir şey gö gönderiyor. Sabahleyin kahvaltı yapıyorduk. Yine Yardımlardan falan gönder bahsediyorduk. Eşim dedi ki, ya dedi çok dedi böyle kontrolsüz yardımlar oldu dedi, ee, fazla gönderildi ee, yani böyle bir organize olamadık. Ama e, hep dedi gösteriyorlar sağda solda yerlerde dedi. Yazık oluyor dedi ulaşamıyor falan dedim yok yok öyle değil dedim önemli değil dedim. Fazla olsun az olmasın dedim önemli değil. Kullanılan, kullanılır, kullanılmayan da saçılsın dedim. Fark etmez dedim. Ya eksik olursa dedim. Ben genel olarak da öyle davrandırım arkadaşlar normal hayatımda da. Eve ekmek alacağım bir tane, bir tane yetiyor. Bir buçuk tane alırım. Yarım daha fazla alırım. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur diye. Hepimiz öyle değil miyiz? Bundan evvel, devrenden evvelki yaşam tarzımızda da çoğunluğumuz hele bizim yöremizin insanları başka yörenin insanları da aynı şekildedir muhtemelen. Pazar günü eve pide yaptırırken eğer evde beş kişi varsa altı tane yedi tane yaptırılır. Ne olur ne olmaz biri gelir diye veya akşam tekrar acıkılır diye. O yüzden bu yardımların fazla gitmesi ...önemli değil. Organize olamamamız önemli. Onu da Allah'a şükürler olsun... ...öyle veya böyle... E, ...düzenli hale getiriyoruz. Getirdiler. Öyle bakıyoruz. Öyle görüyoruz televizyonlardan. Muhtemelerde Muhtemelen de bu televizyondaki... E, ...bu işlerle uğraşan... E, ...haber spikerleri... ...oradan verilen haberleri... ...biz televizyonun karşısına geçtiğimiz zaman... ...verilen haberleri... Ee, yani süzgeçten geçirecek veriyor. Onların dediği kadar da e, böyle karanlık bir tablo ama o karanlık tablo muhtemelen daha karanlık bir tablo. Ancak o kadar söyleyemiyorlar. Yani biz de çarpma martma yapıyoruz yani. Bir inşaat çöküyorsa ne olabileceğini, 90 saniyede kaç kişi kaç, kaçabileceğini biliyoruz. Fakat devletimiz <laughs> milletinle beraber iyi önlemler aldı. Oradaki yörenin insanları her ne kadar geç kalındı diyorsa ki doğru söylüyorlardır. Bilemiyoruz. Ama elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Moralimiz bozuk. Ama işte hayatta devam ediyor arkadaşlar. Yani o oraya o yöreye yardım edebilmemiz için bütün fabrikalarımızın, bütün herkesin çalışması lazım kazanacak, üretecek ki göndersin. Hazır, 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 hazır. Mesela konteyner gönderecek. E millet konteyner hazırlamamış ki binlerce böyle bir şey olacağına dair. Harıl alır çalışılıyor. E o konteynerlerde tahtadan yapılmıyor. Demirden, sacdan yapılıyor. Onlar da fabrikadan alacak. Fabrikanın çalışması lazım. Neyse. Arkadaşlar böyle bir giriş yaptıktan sonra hayırlısına size işte yarın oynayacak Bazel maçında karıştırarak fikirlerimizi anlatmak istiyorum. Ne kadar bağırırsam bağırayım sesim biraz <laughs> kısık gibi geliyor. Çünkü hastayız ya. İşte görüyorsunuz arka tarafta demin göz gözü görmüyordu. Bir kar sis geldi. içinde kar vardı. Saat 4'ten sonra kar başlayacakmış meteorolojinin demesine göre. Yarına da yüzde seksen karlı olacak. Eğer kar denizden gelirse, deniz tarafından gelirse şehrin merkezini tamamen kapatır. Akdeniz stadı da şu gördüğünüz arkadaki dağın arkasında. Yani bazel maçı var. E, muhtemelen stadda olacaktır. Dolmasa bile. Şimdi biraz sonra anlatacağımız güzel şeyler olmuştur arkadaşlar. Oldu, olacak arkadaşlar. Şimdi... Ben futbolun dışında da bir şey, bazı şeyler söyleyeceğim size tabi dostlarım. Hep söylüyorum zaten. Yine evet. çatıda palto oturduk. İşte elektrik şeyini çalıştırdım. Çok da yakmıyorum ki. Onların çektiği acıyı da biraz biraz olsun, bir nebze olsun duyalım soğuğun ne olduğunu diye. Trabzonspor Bazel maçını çok oynamak istemedi tabi. Fakat Avrupalı oynatıyor. Avrupalı oynatıyor ama hiçbir şey yok sayarak oynatmıyor. Diyor ki sizin o tarafta diyor deprem bölgesi dışında diyor. Hayat devam ediyor bu maçlarda oynamamız gerekiyor diyor. Oynatıyor. Olsun. Bütün dünya zaten böyle bir depremin dünyada böyle bir deprem yok tabii. 10 tane şehri bir bölgeyi kapsayan 13 milyon 13,5 milyon insanımızı vatandaşımızı, hemşerilerimizi zor durumda bırakan böyle bir bölge devremi yok. Trabzonspor hemen hamleyi yaptı. Şöyle de bir şey var. Bu Türkiye'de bütün şehirler yardım etti ama ben tabii kendi yöremi takip ettiğim için bakıyorum ilk hamleyi yapan hep biz olmuşuz. İlk hamleyi yapmışız, son hamleyi yapmışız. Öne geçmenin bir anlamı yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız ekiplerle oraya gitmiş. Orta eser Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve ekibi, Orta Eser Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ekibi, Trabzonspor'un tırları, Trabzonspor'un iş adamlarının tırları, Trabzonspor'da bizim derneğimiz de dahil ol olmak üzere bir sürü tırlar gönderildi oraya. İlk başlarda organize olmadı ama daha sonra organize şekilde gitti ve dolayısıyla buna Trabzonspor'da bu bazel maçından ilgili çok güzel şeyler yaptılar. Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler Birliği de buna bir karşılık verdi. Dolayısıyla e, kombine biletlerini Ahmet Ağıl ve yönetimi taraftardan rica ederek kombine biletlerini iptal ettiler bir maçlık kullanılmaz hale getirdiler. Ama bunları da biz bunu kullanmıyor, kullandırmıyoruz demediler. Arkadaşlar sizden rica ediyoruz bu maçlık kombine biletlerinizi kullanmayın dediler ve bütün kombine sahipleri de bunu kabul etti tekrar bilet aldılar. Ve e, burada biliyorum, görüyorum ki etrafım arkadaş çevremin çoğu iptal edilen kombinelerin kale arkasını ve maratonunu falan değil, en pahalı yerlerini almaya çalışıyorlar. Hatıra biletlerinin ona geleceğim. En pahalı yerlerini almaya çalışıyorlar. Diğerleri de alınıyor. Herkes daha pahalı olan biletlerin bitmesi için uğraş verdi. Daha sonra Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer kulüplerimizin taraftarları biz gelemeyeceğiz dolayısıyla maçta da olamayacağız. Gönlümüz orada. Ama biz de katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Ve kulübümüzün de organizesiyle hatıra bilet bastırıldı. Bunlar da satın alındı. Ve bunların hepsi depremzedelere gidecek. İnanılmaz bir dayanışma içerisindeyiz. <laughs> Gurur duyduğumuz çok şeyler öyle. Mesela biz oraya gönderdik şey. Dernek olarak e, gerekli gönderecek olduğumuz battaniyeydi, ısıtıcıydı, yiyeceğiydi, her şeydi. Polarıydı, çizmesiydi, beresiydi, eldiveniydi. Her şeyi gönderdik. Ama gidemedik. Ama derneğimizden minibüslerini doldurup gidenler oldu. Orada halka yardım edenler oldu. Ama buraya benim gördüğüm kadarıyla gurbetçi gençlerimiz de gitti. Taraftarlar Derneği. ve Bir fiil çalıştılar. Enkazla çalıştılar. Hepsinden gurur duyuyoruz. gidenlerin herkesten gurur duyuyoruz arkadaşlar. Nevzat Aydın biliyorsunuz iyi bir Trabzonsporlu kardeşimizdir. Her dönemde yardım etmiştir. Ve locası vardır locasını Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli ve diğer takımlardan gelmek isteyen arkadaşlarını açtı. Locası da herhalde localarda 10 koltuk, 10-12 koltuk veya onunki daha büyük müdür bilmiyorum. Koltuğu, her dolan koltuğu için de 20 bin lira vereceğini söyledi. Allah razı olsun. Yüce gönüllü adam. Çok var onun gibi. Dostlarım. Vallahi çok var. Gazetede okuduğum için e, onu söylemek istedim. Trabzonspor maça çıktı, kazandı, iyi oynadı, kötü oynadı. Çok umurumuzda değil arkadaşlar. Çok önemli, umurumuzda değil. Bizim için dünyaya, dünyanın bize yardım ettiği, bizim de dünyaya örnek olabilecek olduğumuz şeyler yapabilmesi. Çünkü biz sahaya bugün, muhtemelen yarına, pardon, yarına muhtemelen şöyle bir 11'le çıkacağız diye tahmin ediyorum. Mevkiler önemli değil. Arkadaşlar buraya yazdım. Sahaya, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Atay... Kilis, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye, Antep, Diyarbakır. Kalede de Türk Milleti 11'iyle çıkacağımızı ve bunların arkasında bütün Türkiye'nin olduğunu söyleyebilirim. Aslında formuların arkasına bu 10 tane vilayetin ismini yazsaydık, kaleciye de Türk Milleti diye yazsaydık daha iyiydi. Bu da benim fikrim tabii arkadaşlar. Çünkü sahaya çıkacak olan 11 çok önemli değil. Daha sonra girecekler önemli değil. Biz millet olarak sahaya çıkacağız. Büyük devletlerin yaptığı gibi acımızı yaşayacağız, acımızı tedavi edeceğiz, acımızı içimize gömeceğiz. Ama ayakta kalacağız arkadaşlar. Kulübümüz güzel şeyler yaptı. Trabzonsporlu olmaktan gurur duyuyorum. İnanıyorum başka kulüplerde olsaydı aynı şekilde yapacaklardı. Biz de onların arkasında duracaktık. Trabzonspor ve Türk milleti olarak. Allah kimsenin başına vermesin. Ama vermesin vermesin de her işimizi Allah'a bıraktığımız zaman da bu hale geliyoruz arkadaşlar. Niye böyle olduk? Şimdi mesela deprem olan yerlerde Sağa çadırları kuruluyor. Nereye kuruluyor? Statlara kuruyorlar. E statların olduğu yer nerede? Fay hattını geçen bu şehirlerde. Peki onlara niye bir şey olmamış? Çünkü düz alan. Üstüne 25 katlı bina kurmamışlar. Arkadaşlar. Deprem öldürmüyor. Deprem olur. Ama insanların yaptığı öldürüyor. Ben yıllarca evvela şöyle bir şey okumuştum. Amerika'da bir deprem olmuş. Kaliforniya, Los Angeles mı? Kaliforniya'da mı ne? Vallahi okumuştum gazete. Belki okuyanların da olacak. Diyordu ki o fay hattının geçtiği şeyinde evi parçalanan, yok olan depremzede problem yok diyordu. Ben diyor evimi kurduğum yerin altından diyor fay hattı geçtiğini bilerek biliyordum. Evimi buraya kurdum. Önemli değil gene kuracağım. Çünkü diyor, benim üstüne kurduğum tek katlı tek katlı tahtadan yapılmış diyor. Yıkılırsa tahta yıkılıyor diyor. Bir şey olmaz diyor. Ben bir ara İstanbul'da bakın ben neler yapmışım size de önerim. Ben bir ara İstanbul'da 500 evlerde samalcılar cezaevine dönerken hastalığa giderken orada kum çakıl mıcır ocağım vardı. Sürmelere bir arkadaşımla ortak yapıyordum Özden Şatıroğlu diye. O zamanlar yıllarca evdi. İçişleri Bakanımızın babası Süleyman Soylu'nun babası ve eee akrabalarıyla da orada e, tanışıyoruz. Sabri Öztürk Sabri Öztürk anavatan Ana, Ana, Ana anavatan zamanıydı. Sabri Öztürk orada belediye başkanıydı. Kum mıcır, çakıl yani inşaat malzemesi. Kum geliyor mıcır geliyor, çakıl geliyor. Üçünü karıştırıyorsun, çimontoya döküyorsun falan. Deniz kumu geliyor, sarı, dağ kumu geliyor. Deniz kumu geliyor, şeyli, ne derler? İşte böyle tırtıllı diyelim sonra gelir aklıma. Dağ kumu sarı ucuz. İnşaatlara katmaması gerekir. Ucuz diye inşaatlara katılıyordu. En iyisi deniz kumuydu. Kemer buzlar zamanından oralardan geliyordu. Karıştırılıyordu. Yani 3 lira 5 lira daha fazla kazanacağız. 3 lira 5 lira değil. Daha fazla kazanacağız diye tuğladan ev yaparsan. Geçen de seyrettim. Tuğlayı alıyorsun böyle kırıyorsun. O tuğlanın iyisi var. Daha çok fırınlanmışı var. Onu kullansan olmayacak. O biriketi atıyorsun kırılmıyor. Yani maalesef tırnak içinde söylüyorum parayı Allah olarak kabul etmiş insanların yaptığı bu binalarda insanlar öldü. Bunların üzüntüsünü biz çekiyoruz. Cezasını da yapanlar çekecek. Çekmeli. Önüne gelen bina yapıyor ya. Yani. En kolay iş şey oldu Arkadaşlar. O yüzden o Şeyleri biliyorum, ne, ne kullanılır, nasıl kullanılır diye arkadaşlarım. Para kazanmak için her şeyi riske ortaya atıyor. Şimdi bakın ben şeyi de anlatayım. Ben İskenderun'da askerlik yaptım arkadaşlar. Orada Yarık Kaya vardır, eser onun önündeki askeri birlikte ikinci ikinci bölükteydim. Hatay'la bir arkadaşımın damadı geldi iki çocuğu ve kızı geldi. Doktor tekrar geriye döndü. Evde yeni aldığı evler yıkılmış, hiçbir şey kalmamış. Görevinin başına döndü. dedim ona İskenderun'da Yarıkkaya duruyor mu? dedi. Yarıkkaya duruyor. O askeriye de ben askerlik yaptım. Abi öyle bir yer yok dedi artık dedi. Arsuz'da denize girmiştim. Adana'da onbaşılar Kendirpiş'in kendinye meşhur. Onun oğluyla askerlik yaptım. İsmi Harun muydu neydi? Adana'da Sürmeli Otel'de kalıyordum. Beşiktaş'ta oynarken. Askeriyeden gelip oradan gelip İstanbul'a geliyordum. Biliyorsunuz yılbaşından evvela Adıyaman'a gittim. Nemrut'tan size görüntüler attım. Adıyaman yok şimdi. Diyarbakır'a milli maça gittim. Vallahi gıpta ettim. Nazar mı ettim onu? anlamıyorum. Şöyle Diyarbakır'ı bir yazarken baktım eşime dedim ki şu ne güzel yapmışlar Diyarbakır dedim ya. Biz yıllar evvel geldiğimizde bunların hiçbiri yok dedim. Böyle gıpta içerisinde baktım. Nazar mı ettik ne oldu? Şimdi o bölgelerin Antep'te orada ne yemekler yedik? Antep'e maça gittik. Oradan Urfa'ya geçtik. Balıklı Göl'e. Hatay Hatay'ı çok seviyordum. Hatta eşime diyordum ki Hatay'a yerleşsek ya dört dinin olduğu yer ilk caminin, kilisenin de işte Yahudilerin kullandığı şapelin, mapelin olduğu yer. Şimdi oralar yok. Hele Hatay Matay yok. Kuracağız. Sıkıntı çekeceğiz. Ama bunu kuracağız arkadaşlar. O yüzden hem maçı hem bunları bilgilerimizi anlatmak istiyorum. Çünkü çok da uzak kaldım sizden arkadaşlar. Tabi bu ara videolara da bakıyoruz. Türkiye'ye yapılan suikastları için üçün, Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlangıcı harp geliyor. İşte uzaya gönderiyor. Uzaydan oraya titreşim gönderiyor. Titreşim fayları deliyor. Böyle bir sürü 7 ay evvel demiş. İşte Ayasofya'ya açıldığı tarihte Ayasofya'yı cami yaptığı için İzmir'e yanaşan gemi İzmir'de deprem yapmış harp ve yaptığı tarih Yunanlıların denize döküldüğü tarih falan böyle okuyorum kafamız karışıyor. Acımızı mı düşünelim, geleceğimizi mi düşünelim, bu ülkeyi mi düşünelim? Niye bu hale geldik arkadaşlar? Bakın ben bunları e, niye böyle olduğunu biliyorum. Ben bunları çok okumuş, çok bilmiş. Hatta zaman zaman kızmışızdır anlatırlar Osmanlı savaşa giderken zaten savaşa gitmeden evvel gidecek olduğu yeri 10 yıl evvelden gönderir. Ee, nerede yemek gelecek, nerede konaklanacak, nerede tuvalet yapılacak hep yapa yapa yaparlarmış. Ben e, Hırvatistan'a maç seyretmeye gittim. İşte anlatmıştım da e, falan orada oynattı. Doğru sonra Çele geldi ya. Sadrı Şener, Lemi, Ben, Ersun Yanal, Muammer Saka, Uçakla gittik. Vallahi buradan İstanbul'a, İstanbul'dan Hırvatistan'a iki saat, iki buçuk. Buradan oraya 3 saatte gittik. Ya 3 saatte uçakla gittik ya. Ya yüz bin kişilik ordu nasıl gider oraya ya? Uçakla 3 saatte gittiğimiz yerlere gitmiş. Oralar ala ala gitmiş Osmanlı. Ne yapmış? Üzüm yemiş. Anlatırlar. Üzüm, üzüm yemiş. Bağdan oraya altın asmış. Parasını bırakmış derler. Evet. Biz Bunları yaptığımız için bugün çok rahat yapacak yaşayacak olduğumuz bu topraklarda ekonomik sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik sıkıntımız vardır. Doğrudur. Doğrudur. Ama biz hiç sömürmedik. Bir yeri aldıktan sonra işgal ettikten sonra orayı kendimize bağlayıp sömürmedik serbest bıraktık. Dinlerini değiştirmedik. Başkaları gibi erkeklerini erkeklerini öldürüp kesip kadınlarına tecavüz etmedik. Biz serbest bıraktık. Sadece oradan haraç aldık. Bugün geçen İtalyan başbakanın dediği gibi biz Fransa gibi sömürdüğümüz yerlerden senyoraj parası al, almadık. O señores parasından aldıklarıyla Fransa'nın yüz e, 100 yıllık parası karşılandı diye İtalyan başbakanı söyledi. Biz öyle bir devletiz. Biz Osmanlı'dan beri din değiştirmedik arkadaşlar. Tabii ki sıkıntılarımız olacak. Biz de onlar gibi sömürseydik. O ülkelerin erkeklerini kestirdik, kadınlarına tecavüz etseydik oradan kendimize bağlamış olsaydık bugün rahat yaşayacaktık falan. Ne olacaktı? Allah bunu, bize bunun daha belasını verecekti. Bizim dinimizin Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ben şahsıma söylüyorum arkadaşlar kızan ol, kızanınız olacaktır. Ben Osmanlı Devleti'nin içerisinde yaşayan Türklerdenim arkadaş. O kadar. Ben geriye dönüp çok Osmanlı'yı konuşmayı sevmem. Önümüze ileriye bakmamızı söylerim ama bir birlik içerisinde olduğumuz Osmanlı'da atalarımız güzel şeyler yapmışlar. Biraz kendimizle bağlaştırıyoruz. Çünkü niye? Ee, Osmanlı sefere çıktığı zaman ne diyordular? Barbar Türkler geliyordular. Osmanlılar geliyor demiyordular. Çünkü Türkler sadece savaşıyordu. Türkleri sadece savaşa gönderiyorlardı. Şeyin içerisine, sarayın içerisine almıyordular Türkleri. Türkler ölecektir. Türkler gidecekler. Ermeniler ve Rumlar çok iyi ustalar. Tabii ki olacak ustalar. Türkler savaşırken onlar sanat yapmışlar. Zanaatkar olmuşlar arkadaşlar. Şimdi bak nereden nereye girdik. Bunun içine de bir şeyler demesinler ama ben diyorum ki ekonomik zorluk tek geçeceğiz, geçireceğiz ama buna katlanacağız arkadaşlar. Bunun altından kalkacağız. Dostlarım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimi maça geliyor. Öyle söylediler. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bütün kulüplerin başkanını alıp,larını alıp geliyor. Ahmet Ağaoğlu herkese davet etti. Allah razı olsun ondan. Protokol türbinle parayla giriliyor. Herkes dostlarım, herkes parayla giriyor arkadaşlar. Bu para depremzedelere gidecek dostlarım. Hepimiz bilet alacağız. İnşallah yarına şimdi havanın açık olmasına bakmayın. Arkamda gözüküyor. Yarına daha karlı bir hava bekleniyor. Bu sene enteresan bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın öyle şeyler oluyor ki. Yani şu anda gözüken o ki arkadaşlar Galatasaray şampiyon olmuş. Öyle gözüküyor. Şimdi Fenerbahçeliler kızmasın bunu. Hatay'ın ve Antep'in ligden çekilmesiyle biz Hatay'la oynadık, yenildik. de herhalde oynadı. Galatasaray'ın oynamadığı için puan geldi. Birinci ile ikincinin arasında 9 puan oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 9 puan fark oluyor yeni 17 kişilik şeye göre. Bizim için problem yok. Bizim zaten olsa da olmasaydı bana göre şampiyonlukta matematikselin dışında hiçbir şeyimiz yoktu arkadaşlar. Ama bazı şampiyonluklar var ki insanlar ondan haz almıyorlar. Mesela 2011 şampiyonluğu hiçbir zaman tam sevinilemeyen ve sevinilemeyecek bir şampiyonluk oldu. Ortada. Dünya döndükçe o ortada duracak. Fenerbahçe'li ve Trabzonsporlu emşevlerimizi, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın böyle günlerde bir araya gelmesi o günkü mücadeleyi değiştirmeyecek arkadaşlar. Mesela 2019'daki pandemi zamanındaki Başakşehir'in şampiyon olduğu maç e, sene çok önemli bir şampiyonluk, bir zevk veren bir şampiyonluk olmadı. Pandemiden evvela Trabzonspor pandemiden sonra Başakşehir ama Trabzonspor geçen sene dünya literatürüne girecek bir şampiyonluk sevinci yaşadı ama bu sene bu sevinç yaşanmayacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Galatasaray camiası bunu hanesine yazacak. Onların da bir suçu yok. İyi oynuyorlar, iyi götürüyordular. Ama bu şampiyonluk da bu depremin gölgesinde kalacak arkadaşlar. Ama hayat devam edecek. Herkes birbirine yardım edecek. Ama bundan sonra hiçbir şey debrenden evvel olduğu gibi olmayacak arkadaşlar. Olmaması gerekir. Dostlarım. Futbol ailesi bu maça birlik oldu. Beraberlik içerisinde geliyor. Bize yakışan da onları bağrımıza basmaktır. Dostlarım, arkadaşlarım. O kulüplerden bir sürü transferler yapıldı. Trabzonspor'da bir tane transfer yaptı Santrofor bilmem Novic çok da önemli diye artık. Şimdi kulüplerin önümüzdeki senelere bu 90 99'daki depremin işte Elazığ'da, Malatya'da bundan olan evveki olan debi, İzmir'deki depremin yaralarını içimize atarak, unutmayarak, bu depremi de yaşayarak unutmayarak ama hayat devam ettiğini bildiğimiz için hazırlanacağız. Yüksek binalar, yüksek binalar yapmayacağız. Yüksek binaları ne kadar demirlerini doğa koyacağız. İnsanlar videoda hatırlıyor. Japonya'da adama soruyorlar. Japonya'da böyle bir şey olsaydı siz ne yapardınız diyor yetkili kişiye. Yetkili kişi diyor ki, yetkili kişi diyor ki olmaz diyor. Ya olsaydı, ya olmaz diyor. Ya tamam varsayalım ki olsaydı ya olmaz diyor kardeşim diyor. Olmaz. Yapamazlar. Olmaz diyor. Dostlarım. Ya 3 trilyon 5 trilyon ev yapıyorsunuz. Demirini do doğru koysanız, çimontosunu doğru koysaydınız da 7 trilyon 8 trilyon hissesini almaz mıydılar? Ya 5 trilyon lirayı 5 milyon lirayı veren insan 7 milyon lirayı vermez miydi ya? Canından daha mı kıymetli oralar ya? Ne yapalım arkadaşlar? Trabzonspor Bazel maçı ne çıkarsa bahtımıza ama orada kazanan milletimiz olacak arkadaş. Birlik beraberliğimiz olacak. Trabzonspor'la ilgili yetkili kişiyle ilgili futbolcularla ilgili işte Kulübün bilmem nesiyle ilgili bir şey söylemenin bir anlamı yok arkadaşlar. Onlar artık anlamsız kaldı. Anlamsız. Ve bundan sonra arkadaşlar bu gelişen süreç benim de moralim bozuk tabii arkadaşlar. Gelişen süreç üzerinde gelecek günlerde her şey güzel giderse gidenleri geri getiremeyeceğiz ama yine herkes birbirini bağrına basarsa şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Depremin ilk günlerinde televizyon başına kitlenmiş seyretmekle seyretmemek arasında gidip gelirken bizim de moralimiz bozuluyor. Biz de ağlıyorduk. Köpeğe buraya kadar çıkarmışlar. Benim de köpeğim var. Baba çocuğun elini tutmuş çocuk şeyin altında. Üzülüyoruz tabii yani. Orada bir profesör doktor bir kadın başını bağlamış diyor ki ben görevli değilim diyor arkadaşlarımla diyor geldim yardım etmeye göçük altında kalanları çıkartmaya bilmeye bilim adayım. Ama diyor ben burada şunu gördüm diyor şunu söylemek istiyorum diyor. Bilime inanmıyorlar diyor. Bilim adamları bunların araştırmasını yıllardır yapıyorlar diyor. Ben yapmadım bu yöreyle ilgili diyor. Ben başka yörelerle ilgili yaptım ama buradan fay geçtiğini buradan fay hattının çakıştığını burada uzun zamandır olmadığını bilimi öne sürerek anlattık 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 diyor. Yine fayat'nın geçtiği yerlere diyor tuzdan buz olacak binaları yaptılar diyor. O zaman diyor biz niye an anlatmayalım diyor. Madem ki bilime inanmıyorsunuz diyor, bildiklerimizi niye anlatalım diyor ya? Niye anlatalım diyor madem uymuyorsanız diyor. Baktım ne kadar akli dedim. Döndüm kendime dedim ki ya Serdar sen geçen seneden hatta yıllardır, 20 yıldır zırlıyorsun. Zır 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 konuşuyorsun Serdar. Dediklerin sonunda yüzde doksan oluyor. E deme o zaman ya. Kime anlatıyorsun bunları? Bunları kime anlatıyorsun? Bu kulübün buraya geleceğini, bu kulüplerin buraya geleceğini. Niye anlatıyorsun? Buraya bir şey yazdım ona baktım. Niye anlatıyorsun ya? İyi olacak dediğin zaman herkes bravo abi çok iyisin. Ya bu iyinin yanında çok yanlışlar var kardeşim. Çok yanlışlar var. Bana niye onları da söylemiyorsun demiyor kimse. Milletin moralini yükseltmek açısından onların halanın altına sildik. Bir yıl boyunca, iki yıl boyunca. Bugün kalktık. Yanlışları söylemeye başladık. Dün söylememiz gereken yanlışları söylemeye başladık. Ustu bundan dün bana aferin diyenler aleyhime ne kadar varsa geçmişte çıkarttılar. Kızımın Beşiktaş'ta olduğunu çıkarttılar. Benim uçak biletinden bilmem nereye gittiğimi çıkarttılar. Serdar'a inanmayın diye çıkarttılar. Ya bunlar başka konu. Benim anlattıklarım başka konuydu arkadaşlar. Gitsinler baksınlar bakalım o uçak biletlerini şunların bunları. Bugün de gidip geliyor arkadaşlarımız Trabzonspor'la. Benim anlattıklarıma bakın. Ben de diyorum kendi kendime o bilim insan dediği gibi. E diyoruz da ne oluyor kardeşim? Diyoruz da ne oluyor? Kimse bir şey yapmıyor. Kafasını duvara vuruyorlar. Bakın arkadaşlar ya. Başarılarımızı sorgulamazsak olduğumuz yerde sayarız. Bir adım ileri gidemeyiz. Sorgulayacağız. Başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı. Ne yaptık da başarılı olduk? Başarılıyken ne yaptık da başarısız olduk diye. Ya biz burada bunları anlatmak için varız size ya. Yoksa sizin televizyonlarda, sosyal medyalarda, gazetelerde okuduğunuz şeyleri, seyrettiğiniz şeyleri anlat anlatacaksak burada niye varız? Maçın 30. dakikasında sağdan gitti. Sağ açık ortaladı. Santrofor ön direkten kafayı vurdu. Çok güzel gol attı. Ya seyrettiniz bunu da. Bunu ben niye bir daha size anlatayım? O nereden başladı? Kim pas attı? Kim çalım attı? Bunlar daha evvel çalışıldı mı? Çalışılmadı mı? Bunları anlatmam lazım. Ben size o pasta yapılırken nasıl yapıldığını anlatmam lazım. Siz zaten pastayı gördünüz, kestiniz, yiyorsunuz. Bravo abi bu pastayı çok güzelmiş. Bu pasta niye güzelmiş diye anlatıyorum. Bilim adamları da bunu anlatıyor. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra ne olacak diye. Statlara yerleşiyoruz. Niye? Çünkü statlar düz alan. Anlatıyorlar işte. Adam koca eline gitmiş, oradaki nasıl olacaktı, nasıl oldu diye deprem şeyini almış, köyünde uygulamış. Bir tane yıkılan yeri yok. Ya bomboş bir ülke ha arkadaşlar. Ben hani devamlı diyorum ya 785 bin kilometre, belki de 789 mu tam bilmiyorum ama 780 bin kilometre karelik bir şey, ülke ya. Bomboş ya. Marmara'ya şu kadarcık yere sıkıştırmışsınız 22 milyon insanı. 22 milyon insanı ya. Niye? Marmara bölgesinde nüfusun yarısı. Niye ya? Şu yıkılan yerler ne kadar güzel yerler biliyor musunuz? Vallahi ben söylüyorum arkadaş. Daha evvelden de bildiğim için söylüyorum. Kırıkan'da dağın bir tarafında çay vardır. Orada da zamanında ben çok küçükken hatırlayamıyorum. Sel olmuş. Devlet toprak vermiş. Oradaki Çaykaralı kanalı arkadaşlar gelip oraya yerleşmişler. Dağın bir tarafı yemyeşil, bir tarafı kuraktır. O yemyeşil yerde bizim hemşehrilerimiz yerleşmiş Yemin ediyorum yaşım geldi Kemal'e erdi ama Hatay'da devlet yer versin ben gidip ailemle oraya yerleşeceğim. Depremse deprem ya. Bir katlı bina yaparsam deprem beni yarılırsa içine alırsa bir şey olur bana. Vallahi giderim. Memleket benim memleketim ya. İstanbul'da yerleşmek zorunda mıyım ben? Ya mecbur muyum bütün her şeyi İstanbul'a yapmayı arkadaşlar ya? İstanbul'da bizim şehrimiz ama şimdi sonuna geldiğimiz zaman bir iki şikayetimi de söyleyeyim arkadaşlar. Sağ olsun gazeteler bazılar, bazı gazeteler yeni yeni Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi dört dev kulübün harekete geçmesiyle bütün kulüplerimiz depremzedelerin yanında oldu diyor ya. Dört dev kulübüz biz. Ya İstanbul'daki ya TRT bile aynısını yapıyor ya. Ayıptır. Ayıp. Kafalarınızı değiştirin. Değiştirmediğiniz için Türkiye bu hale geliyor ya. İstanbul'un üç büyük İstanbul'a üç büyükler diyor tır gönderdi. Üç büyükler şöyle yaptı, üç büyükler böyle yaptı. Ulan kafanıza Trabzonspor kadar daş düşsün ya. Hala buradan üç büyük diyorsunuz ya. Evet, belki bir yerde haklısınız. Trabzonspor tek büyük. Ama bu dilinizi değiştirmediniz müddetçe. Vallahi billahi bu ülke olarak Şükürler olsun gene gidiyoruz ileriye. Daha medeni olmaya çalışıyoruz. Belirli bir kısım. Ama siz bu kafayla beraber hala nereye oynuyorsunuz anlamıyorum ya. Nereye oynuyorsunuz? Üç büyükler, üç büyükler, üç büyükler. Üç büyükler bile siz üç büyük dediğiniz için rahatsızlar lan. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor ya. Yazıklar olsun size yaranmak için bunu kullanıyorsunuz. Arkadaşlar. Yani sonunda yine bir Serdar Bale gibi buramıza geldi. Daha geçsin günler bak daha neler söyleyeceğim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Moraliniz bozulmasın. İyi günler gelecek. İyi günler gelecek. Evlerimize dikkat edeceğiz. Karanlık çökünce evin kıymeti anlaşılır arkadaşlar. Karanlık çökünce evin kıymeti anlaşılıyor. Bu topraklar bizim evimiz. Bu topraklarda yaşayacağız. Allah ısmarladık. Allah'a emanet olun tekrar.